Hepinize selamlar. Aslı ben. 12. ünitede yine present perfect ve present perfect continuous tense ile bağlantılı olarak özellikle for, since göreceğiz. Bunun yanında when ve how long kelimelerini göreceğiz. Peki bunlar ne demek? Neden perfect tenslerle alakası var? For, dırdır ekidir genel anlamda Türkçede. Since ise den beri ekidir. Yani mesela for 5 hours derseniz 5 saattir demiş olursunuz. Dırdır dedim, saattir diye çeviriyorum. Since 5 o'clock derseniz saat 5'ten beri demiş olursunuz. Bunları perfect tense'de çok kullanıyoruz. Ama burada since özellikle sınav için çalışıyorsanız biraz tehlikeli bir kelime. Çünkü since'i perfect tense cümlesinin içerisinde kullanıyoruz. Ama aynı zamanda since'den sonra past simple'da bir cümle de gelebiliyor. Bunların detaylarını vereceğim ama şimdilik buna dikkat edin. Yani since'i gördüm, her yer perfect tense olacak diye bir şey yok. Bazı yerlerde simple past tense olacak since'den sonra. When kullanacağız, ne zaman anlamındaki sorularda. Bunlar gördüğünüz gibi soru işaretleri var zaten. How long'da ne kadar süredir demek. Normalde biz how long'u present perfect continuous'la, how long sorusuna perfect continuous'la cevap veriyorduk. Yani ne kadar süredir bir şey yaptığımızı söylüyorsak perfect continuous'la cevap veriyorduk. Bu arada ilk defa bu videoya denk geldiyseniz, bundan önceki videolarda present perfect simple, present perfect continuous var. Ama bir önceki videoda da perfect continuous ile perfect'in biraz karşılaştırmasını yapmıştık. Daha doğrusu how long kelimesiyle ilgili normalde present perfect continuous da kullanılır diye anlattık. Ama bazı istisnalar vardı. Perfect continuous'a değil perfect simple'ı da kullanabiliyoruz. Onun detayları 11. ünitede var. Gerekirse oraya da bakabilirsiniz. Ama ben yine de bu detayları bazen vermeye çalışacağım. Denk geldikçe vereceğim ama tam detay isterseniz bunları 11. ünitede bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle for ve since'den bahsedelim. İkisi de bir şeyin ne kadar zamandır olduğundan bahsederken kullanıyoruz aslında. Ama Türkçe karşılıkları dediğim gibi farklı. For dırdır eki, since den beri eki. Ama şuna dikkat edin. Türkçe'de yanlış bir kullanım var. Mesela 3 saatten beri gibi bir kullanım var. Since'i bu anlamda kullanmıyoruz. 3 saat dediğimiz bir zaman dilimidir. Zaman dilimleri için for kullanırız. Since ise bir şeyin başlangıcından bahsederken kullanacağız. Yani bir zamanın başlangıcına. Yani 5 saatten beri demeyiz de saat 5'ten beri anlamında kullanırız. Yani for süreç için kullanılır. Since ise başlangıç zamanından, tarihten bahsederken kullanılır. Aşağıda bunlarla ilgili örnekler de var. Onlara da bakacağız. Şimdi öncelikle kitabın anlattığına da bir bakalım. We use for plus a period of time. A period of time dedi, zaman sürecinden bahsediyor. We have been waiting for 2 hours. Bu perfect continuous da bir yapı. Present perfect continuous. Bekliyoruz diye çeviriyoruz Türkçe veya beklemekteyiz. 2 saattir bekliyoruz. 2 hours ago demiş. Ago önce demek. 2 saat önce. Yani bekleme eylemi burada başlamış. Now'a kadar, şu ana kadar beklemiş anlamında. Since'de ise 8 o'clock diye vermiş. We have been waiting since 8 o'clock. Yine bekliyoruz aynı cümle ama saat 8'den beri. 8 burası. Saat 8 burası. Şu ana kadar beklemişiz. Yani 2 saattir 8'den beri anlamında çevirebiliriz Türkçe'ye. Peki neler kullanabiliriz? Mesela örnek kelimeler vermiş. For 2 hours 2 saattir demek. For 20 minutes 20 dakikadır. For 5 days 5 gündür. Bunları bilin. Hour, minute, day, second. Second mesela saniye demek. For a long time uzun süredir demek. For 6 months month ay demek. 6 aydır. For 50 years 50 yıldır. For a week, bir haftadır. For ages, for years, ikisi de yıllardır demek. Hep dırdır diye kullandım, dikkat edin. Burada ise since tarafında, since 8 o'clock, saat 8'den beri, since Monday, pazartesiden beri. Bakın bunlar süreç değil. Since 12 May, 12 Mayıs'tan beri, since April, Nisan'dan beri, since 2001, 2001'den beri, since Christmas, Christmas'tan beri, since lunchtime, öğle yemeğinden beri, since... Burası çok önemli. Since we arrived. Bakın bunlar cümle değil kelimeydi. Şu we arrived'a kadar. Buradaysa we arrived. Bir subject'i var, bir fiili var. Biz geldik demek. Since I got up. Normalde I got up kalktım demek. Ama since I got up derseniz kalktığımdan beri. Since we arrived derseniz geldiğimizden beri. Şimdi normalde bu since'li cümleyi şurada olduğu gibi we have been waiting perfect tense'de kullanıyorum. Burada since'den sonra saat 8'den bahsetmiştik ama şöyle de yapabiliriz. We have been waiting since we arrived. Geldiğimizden beri bekliyoruz anlamında. Perfect tense cümlede since var ama since'den sonraki cümle asla perfect tense olmaz. Kesinlikle simple past tense olur. Since we arrived şeklinde yaptım. Neden peki böyle yapıyorum? Çünkü geçmişten bir
tarih bir zaman veriyorum aslında. We arrived dediğimiz geçmişte olmuş bir şey. O since we arrived vardığımızdan beri, yani bu ana kadar anlamında bir cümle kullanmış oluyoruz. Alttaki örnek cümlelere bakalım. Sally has been working here. Burada çalışıyor, çalışmakta. Yine perfect continuous'ta bir cümle. For 6 months, yani 6 aydır. Burada ise Sally has been working here since April. Yani Nisan'dan beri burada çalışmakta veya çalışıyor. From April until now demiş. April'dan, yani Nisan'dan şu ana kadar anlamlı bir cümle. Altta ise I haven't seen Tom for 3 days. Tom'u 3 gündür görmedim demek. Bu cümle önemli. Geri döneceğim. Burada ise I haven't seen Tom since Monday. Pazartesinden beri görmedim. Başlangıç tarihini veriyor. Burada ise süreci veriyor. Yani süresini veriyor. Şimdi peki neden? Normalde 10. üniteydi diye hatırlıyorum. How long sorusuna, yani ne kadar zamandır olduğu sorusuna veya buna cevap olarak perfect continuous kullanırız dedik. Ama bazı durumlar var ki perfect continuous değil, perfect simple kullanıyoruz. Bu cümlede continuous kullanmamızın iki sebebi var. Kullanmamamızın, yani perfect simple kullanmamızın iki sebebi var. Birincisi, for'lu since'li cümlelerde eğer ki olumsuz cümle yapıyorsak perfect continuous değil, perfect simple kullanıyoruz. İkincisi, bu birinci kuraldı. İkincisi, bazı fiiller vardır ki bunlara stative verbs denir, yani durum fiilleri. Google'a stative verbs diye yazabilirsiniz veya kanalımda 4. ünitede stative verbs ile ilgili bir bölüm var, oraya da bakabilirsiniz. Durum fiilleriyle continuous tense kullanılmaz. Continuous tense'ler dedim, present continuous, past continuous, present perfect continuous. Yani fiile ing eki alan tense'lere continuous tense'ler diyoruz. Kullanılmadığı için, see fiili bir stative verb olduğu için I haven't been seeing diyemiyorum. Zaten olumsuz olduğu için diyemiyorum ama şunu da diyemezdim. I have been seeing diye bir şey de yok. Yani görmekteyim, görüşüyorum gibi bir şey de yok. I have seen dersiniz. Yani seen'i simple tense'lerde kullanmak zorundasınız. Continuous'ta kullanamazsınız. Aslında şöyle, seen'in bir ekstra daha durumu var. Normalde evet, stative verb'ler continuous'ta kullanılmaz ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Görmek anlamında ise stative verb'tür. Görüşmek anlamında ise eğer, o zaman stative verb değildir. Normal see'yi ing ile kullanabilirsiniz. Bunlar konunun biraz daha detaylarıydı. For ve since'i bu şekilde açıklayabilirim. Altta bazı başka detaylar var. Mesela we often leave out. Leave out çıkarmak demek. For'u çıkarabiliriz. But not usually in negative sentences. Burada yine negative sentences'lerden bahsediyor. Yani olumsuz cümle demek negative sentences. Tahmin etmişsinizdir. Bunlarda for'u genellikle çıkarmıyoruz ama normal cümlelerde çıkarabiliriz ki bu da çok çıkarılan bir şey değil aslında. For genelde kullanılıyor. Demiş ki mesela they've been married for 10 years. 10 yıldır evliler. Ama şöyle de söyleyebilirsiniz. They've been married 10 years diye de kullanabilirsiniz ama bu for 10 years gayet yaygın bir kullanım. Diğerinde bakın aynı şekilde they haven't had a holiday for 10 years. 10 yıldır tatil yapmıyorlar demek. Have a holiday diye kullanılır. Olumsuz cümle olduğu için they haven't been having demiyorum. Yani present perfect continuous da kullanmıyorum. Present perfect simple da kullanıyorum. Olumsuzluktan kaynaklı. Burada anlatmak istediyse şu. For yerine in şeklinde kullanabiliyoruz. We can use in instead of. Instead of yerine demek. Neyin yerine? For yerine in kullanabiliriz. In negative sentences. Olumsuz cümlelerde for yerine in şeklinde kullanabiliyoruz. Burasını bir özet geçeyim. Olumlu cümlelerde for'u kullanmak zorunda değiliz ama kullanılması da çok yaygın. Olumsuz cümlelerde for'u kesinlikle kullanıyoruz veya for yerine in kullanabiliyoruz. Ama eğer ki all'la başlayan bir kelime varsa o zaman for'u hiç kullanmıyoruz. Yani kullanmasak da olur değil, hiç kullanmıyoruz. Zaten böyle duymamışsınızdır bile. I've lived here all my life. Bütün hayatım boyunca burada yaşadım. All tüm demek, bütün demek, boyunca gibi anlamları var. All day bütün gün mesela. All my life bütün hayatımda veya hayatım boyunca. İstediğiniz şekilde çevirebilirsiniz tabii ki. Bunlarda for'u kullanmıyoruz. I read here all my life şeklinde kullanıyoruz. For ve since'den sonra bir diğer önemli şey ise when ve how long karşılaştırması. When ne zaman demek, how long ne kadar süredir demek. Burada karşılığında vermiş zaten. When'den sonra past simple kullanırız. Çünkü geçmişten bir zaman, bir tarih soruyoruz aslında. How long'tan sonra ise present perfect kullanırız. Çünkü present perfect'in bir kuralı da şu ki geçmişten başlamış bugüne kadar olan süreçlerde yapılan eylemlerden bahsederken kullanıyoruz. Demiş ki ilkinde when'li bir soru sormuş. When did it start raining? Ne zaman yağmur yağmaya başladı? Geçmişten bir zaman soruyorum. O yüzden when diye yapıyorum.
Simple past tense soru sorarken did ile yapıyoruz. It started diye kullanmış. Olumlu cümle yaparken simple past tense'de fiilin ikinci halini kullanırız. Ya düzensiz fiildir ya ed takısı gelir. Irregular verbs konusu var, past simple konusu var kanalda, onlara da bakabilirsiniz. Şimdi çok detay vermeyeceğim. Ama bu simple past tense'de bir cümle. It started raining. Yağmur yağmaya başladı. An hour ago. Ago önce demek. Bir saat önce yağmur yağmaya başladı. Veya at 1 o'clock. Saat 1'de yağmur yağmaya başladı. Burada dikkat edin, for ve since falan kullanmıyorum. Burada ise how long has it been raining? Ne kadar zamandır yağmur yağıyor veya yağmakta? It's been raining. Buradaki s takısı has'in kısaltılmış halidir. Dikkat edin, is'in değil, has'in kısaltılmışı. It's been raining for an hour or since 1 o'clock. Bir saattir veya saat 1'den beri yağmur yağıyor anlamında. When ile simple past tense'le soru sorduk. How long ile ise present perfect continuous'la veya present perfect simple'la da sorabiliriz. Altta yine A ile B konuşmuş. When did Joe and Kate first meet? Ne zaman, ilk ne zaman tanıştılar? First ilk demek. They first met, ilk tanıştılar ne zaman? A long time ago, uzun süre önce. Veya when they were at school, okuldayken tanıştılar. Buradaki when ne zaman anlamda değil. When'den sonra eğer ki bir emizar yapısı varsa, yani be fiili varsa, emizar veya was were yapısı varsa, o zaman iken anlamı katar. Yani when they were at school, okulda iken demek. Sonrasında how long'la bir soru sormuş. How long have they known each other? Ne kadar süredir birbirlerini tanıyorlar? Normalde how long'da present perfect continuous kullanırız demiştik. Ama know fiili de görmek anlamındaki see fiili gibi stative verb'tür. Know hem bilmek hem tanımak demek bu arada. Ve stative verb olduğu için de present perfect continuous'a kullanamıyorum. Yani ing 2 getiremiyorum. Nasıl ki I know diyorsanız I'm knowing diye bir şey yok. Biliyorum derken sadece I know diye kullanırsınız. O yüzden burada da aynı şekilde ing ile kullanamıyorum. O yüzden perfect simple'da sorduk cümleyi. How long have they known each other? Ne kadar zamanda birbirlerini tanıyorlar demek. Cevap olarak vermiş. They've known each other. Have'in kısaltılmış hali bu. They have veya they've. They've known each other for a long time. Uzun zamandır. Veya since they were at school. Veya okulda olduklarından beri. Bunu Türkçe'ye tam çeviremeyiz herhalde. Okulda olduklarından beri diye çevirebildim. Daha iyi bir çevirisi varsa yorumlara yazabilirsiniz. Since they were at school diye yaptım. Yine dikkat edin. Bu taraf present perfect'te cümle. They have known diye yapıyorum. Since'ten sonraki cümleyi ise simple past tense'te yapıyorum. Simple past tense'de fiilin ikinci halini alırız. Be fiili için ise bu was were'dür. Birinci hali ise emizardır. Yani geniş zaman ve şimdiki zaman hali emizar, geçmiş zaman hali was were şeklinde. D'de ise bir başka konu var. It's veya it's been şeklinde kullanıyoruz. İkisi de aynı anlama geliyor. Aslında bu it is dediğimiz geniş zamanda, it has been dediğimiz present perfect'te. Bu bir kalıp aslında. It's a long time since something happened. Şu olduğundan beri uzun zaman oldu anlamında bir cümle. Eğer ki a long time'da kullanıyorsa. Veya it's been 6 months since something happened. İşte şu olduğundan beri 6 ay geçti anlamında cümleler. Şimdi örnek cümlelere bakalım ama yapısına dikkat edin. It's diyorum veya it's been şeklinde kullanıyorum. Ne kadar zaman olduğunu söylüyorum. A long time demiş, 6 months demiş, 2 days diyebilirsiniz artık her neyse. Ve since'den sonrasında da something happened diyoruz. Dikkat edin, geçmiş zamanda bir cümle kullanıyoruz. Örnek cümlelere bakalım, daha rahat anlayacaksınız. It's 2 years, yani 2 yıl oldu demek. Normalde Türkçe düşünürseniz bunu, Türkçeden İngilizce'ye çevirmeye çalışırsanız oldu kelimesi burada yok. Ama kalıp olarak bu şekilde çevirmemiz gerekir. It's 2 years, 2 yıl oldu. Neyden beri? Since I last saw Joe. Joe'yu gördüğümden beri 2 yıl oldu veya 2 yıl geçti anlamında bir cümle. It's de diyebilirsiniz, it's been de diyebilirsiniz. Yani aslında it has been, yani present perfect simple'da bir cümle. Aynı şekilde since'ten sonrası devam ediyor. Altta da açıklamasını, yani aynı anlamda bir cümle vermiş aslında. I haven't seen Joe for 2 years. Aynı şekilde aslında, yani aynı kapıya çıkıyor. Joe'yu görmedim. Ne zamandan beri? 2 yıldan beri demeyeyim, o since demek. Ne zamandır görmedim? 2 yıldır Joe'yu görmedim anlamında. Burada en son gördüğümden beri 2 yıl geçti. Burada ise 2 yıldır görmedim anlamındaki bir cümle. Sonrasında it's ages, yıllar oldu anlamında, yıllar geçti. Since we went to the cinema, sinemaya gittiğimizden beri 2 yıl geçti. It's been ages since diye aynı şekilde devam edebiliyoruz. Aynı anlamdaki diğer cümle ise we haven't been to the cinema for ages. Yıllardır sinemaya gitmedik anlamında bir cümle. Normalde go to the cinema diye kullanılır. Geçmiş zaman hali went.
Ama perfect tense'de kullanırken we haven't gone demiyoruz da we haven't been diyoruz sinemaya gitmek için. Çünkü bununla ilgili bir konu var. Bir önceki ünitede de geçmişte anlatmıştım ama have gone derseniz gitti hala orada anlamı katar. Have been derseniz gitti geri döndü anlamı katar. O yüzden burada go to the cinema olsa bile normalde kalıp we haven't been şeklinde kullanıyoruz. Çünkü gidip gelmekten bahsediyoruz. Hala orada olmaktan bahsetmiyoruz. Ve son olarak cümle how long is it? Bu da soru hali. It's diye kullanıyorduk. Mesela it's ages, it's years dedik. Burada ise how long is it diye yapıyorum. It is'i is it diye çeviriyorum. How long is it? Ne kadar zaman oldu? Since Mrs. Hill died. Mrs. Hill died öldüğünden beri, pardon Mrs. Hill öldüğünden beri ne kadar zaman geçti? Veya how long has it been? Is it veya has it been şeklinde kullanıyorum. Soru hallerine dikkat edin. Bunların kesinlikle altını çizin. No, olumlu cümlesi it is, soru hali is it. Olumlu cümlesi it has been, soru hali has it been şeklinde. Yani has been it değil, has it been şeklinde yapıyoruz. Ve alttaki cümlede de when did she die demiş. Yani ne zaman öldü aslında. Öldüğünden beri ne kadar geçti demek yerine aslında daha kolay cümlesi when did she die şeklinde tabii ki de kendinizi ifade edebilirsiniz. Şimdi kısacık bir özet geçelim. Ondan sonrasında egzersizleri yapalım. For'dır eki demektir. Sürelerden bahsederken, süreçten bahsederken kullanıyoruz. Yani zaman süresinden bahsederken kullanıyoruz. Since ise den beri demek, olayın başlangıç anından bahsederken kullanıyoruz. Örnek cümleler vermişti. For'u olumlu cümlede kullanmak zorunda değiliz. We often leave out for. Olumlu cümlelerde for'u atabiliyoruz ama negatif yani olumsuz cümlelerde bunu genelde atamıyoruz. Bunun yerine in şeklinde kullanabiliyoruz. Eğer ki all diye bir kelime varsa başına all day, all my life, all month, all year gibi şeyler kullanıyorsak yani bütün ay, bütün yıl derken for'u kullanmıyoruz kesinlikle. Seçenek değil, for'u kullanmıyoruz. When ne zaman demekti? Simple past tense'e soru yapılır. Cevap da simple past tense'e verilir. How long ne kadar süredir demek present perfect simple'la yani have, has, verb 3 veya present perfect continuous'la have, has, been, verb, ing şeklinde soru soruyoruz. Cevap verirken de aynı şekilde cevap veriyoruz. Bir de it's veya it's been şeklinde bir yapımız vardı. Şu kadar zaman oldu, en son şu olduğundan beri anlamındaki cümleler vardı. Şimdi egzersizleri yapacağız. Birkaçı biraz bir zorlayabilir belki sizi. Şöyle bir göz atmıştım sanırım şu bölümdü. Önce kendiniz yapmaya çalışın tabii ki. Sonrasında cevaplar doğru olsa bile yine de bir benimle izlemeye çalışın. Arada ekstra bilgiler verebiliyorum çünkü konu anlatımı dışında cevaplarda da vermeye çalışıyorum. Sonrasında birlikte yapmaya başlayalım. İlk alıştırmada for ve since'i sormuş. Bu eğer ki bir sınava girecekseniz bununla ilgili çok fazla alıştırma çözün. Öncelikle bunu yapalım tabii ki. Ama karşısına çok fazla pratik karşısına çıkması için cümlelerin pratik yapabilmeniz için çok fazla cümle çözmeye çalışın. Neler demiş öncelikle? It's been raining since lunchtime. Lunchtime öğle yemeği zamanı demek aslında. Öğle yemeğinden beri diyelim biz ona. Zaman diye kullanmayız Türkçe'de. Öğle yemeğinden beri yağmur yağmakta veya yağmur yağıyor. Ne zaman başladığını söyle o yüzden since diye kullandım. Diğerinde Paul has lived in Brazil. Brezilya'da yaşıyor anlamında bir cümle. Has been living de diyebilirsiniz. Has lived de diyebilirsiniz. Live fiiline özgü bir şey bu. Ne kadar süredir olduğunu söylemek istiyorsanız normalde perfect continuous. Ama bu da istisnalardan biri. Live'i perfect simple'da da kullanabilirsiniz. 10 years demiş. Ne kadar süre olduğunu söylüyor. Başlangıcını söylemiyor. O yüzden for 10 years diye yapıyorum. Bunları yazmıyorum sadece for ve since olduğu için. 3'te I'm tired of waiting. Beklemekten yoruldum, bıktım. We've been sitting here. Burada oturuyoruz. Ne kadar süredir olduğunu söylüyor. An hour, bir saat demek. O yüzden for an hour şeklinde kullanıyorum. Bir saattir derken for an hour. 4'te Kevin has been looking for a job. İş arıyormuş Kevin. Kevin. Blah blah he left school. Dikkat edin simple past tense'de bir cümle. Yani okuldan ayrıldığından beri demek istiyor. Since he left school şeklinde. Since'den sonra simple past tense cümle kurulmasına örnek bir cümle aslında bu da. İlla bir şey olmak zorunda değil, bir isim olmak zorunda değil. Cümle de yapabiliyoruz ve simple past tense oluyor bu since'den sonra. 5'te I haven't been to a party. Hiç partide bulunmadım, gitmedim anlamında. Gitmek anlamında perfect tense kullanıyorsak go diye kullanmıyoruz da genelde been şeklinde kullanıyoruz. I haven't been a party ages, yıllar demek. For ages diye kullanıyorum yani yıllardır. 6'da I wonder where Joe is. Merak ediyorum neyi? Joe'nun nerede olduğunu. I haven't seen him.
Last week'ten bahsetmiş. Geçen hafta demiş. Bu bir süre değil. Başlangıç zamanı. O yüzden since last week diye yapıyorum. 7'de ise Jane is away on holiday. Tatildeymiş. She's been away. Since Friday diye yaparım. Cuma'dan beri demek için başlangıç tarihini veriyor. 8'de the weather is dry. It hasn't rained. Blah blah a few weeks. Hava kuru demek. Dry kuru. Hava kuru. It hasn't rained. Yağmur yağmadı. It hasn't been raining demiyorum. Dikkat edin. Olumsuz cümle olduğu için. Süreç belli ediyorum ama perfect simple kullanıyorum. Olumsuz cümle olduğu için. It hasn't rained for a few weeks diye kullanırım. Birkaç haftadır demek süresini veriyor bize. Ve diğerinde ne yapacağız? Bunu şey yapalım, çizelim. Bir saniye. Highlight yapalım şunu. Burada cevapları vermiş bize. İki tane de soru sormuş. Yani soru vermiş kendisi. Tamam, burada da şunu vermiş. İki tane soru vermiş. Biri how long'la, biri when'le. Bakalım hangisini soracağız diye. Pardon, şöyle bir düzeltelim şunu. Şimdi ilkinde demiş ki 10 years ago demiş. 10 yıl önce. Geçmişten bir tarih veriyorsa eğer cümleyi when diye sorarım. When they get married diye sorarım. Ne zaman evlendiler? 10 yıl önce. How long have they been married diye bir cümle. Ne kadar zamandır evliler demek ama biz süresini vermiyoruz burada. Sadece ne zaman başladığından bahsediyoruz. 10 years ago şeklinde. Sonrasındaki cümlede about 5 years yaklaşık 5 yıldır demek. Yani aslında süre veriyor. O zaman hangi soruyu sorarsınız? How long'lu soruyu soralım. How long have you had this car? Bu arabaya ne kadar zamandır sahipsin? About 5 years diye kullanırım. Alttaki cümle ise şu demek. When did you buy this car? Bu arabayı ne zaman satın aldın? Yaklaşık 5 yıldır olmaz. 5 yıl önce deseydi böyle bir soru sorabilirdik ama 5 yıl dediği için sadece yaklaşık 5 yıl dediği için ne kadar zamandır diye soruyorum. 3'te only a few minutes demiş. Sadece birkaç dakika demiş. Ne kadar süredir olduğunu söylüyor. How long have you been waiting? Ne kadar zamandır bekliyorsun? Sadece birkaç dakika. Burada ise when did you get here demek. Doğru cevabımız burada bu. When did you get here demiş. Buraya ne zaman geldin? Eğer bunun sorusuna cevap verecek olsaydım ago'yu eklerdim buraya. Only a few minutes ago. Sadece birkaç dakika önce deseydim bu soruyu sorabilirdim. Demediği için how long şeklinde yapıyorum. Diğerinde September demiş, yani Eylül. How long have you been doing your course? Ne kadar zamandır kursa katılıyorsun, gidiyorsun demek. Bu altta ise when did your course start? Ne zaman başladı diye soruyor. Tabii ki de when did your course start şeklinde yaparım. Çünkü tarih veriyor bize, zaman veriyor. Eylül'de başlamış. Yoksa Eylül kadar kursa gitmem tabii ki. O yüzden Eylül'de başladı anlamında. Burada ise yine last week demiş. Aslında soruyu hiç okumadan direkt şöyle last week when diye de yapabilirsiniz ama açıklama olsun diye ben uzun uzun anlatıyorum bunu. Başlangıç tarihini söylüyor tabii ki last week olarak. O yüzden when did Anna arrive in London, yani ne zaman Londra'ya vardı diye kullanırım. How long has Anna been in London derse ne kadar süredir Londra'da demiş olur. Geçen haftadır Londra'da gibi bir cümle olmaz. O yüzden tabii ki when'li cümle. Burada ise a long time demiş, uzun zaman demiş. Yani aslında for a long time bu, uzun zamandır. How long have you known each other? Birbirinizi ne kadar zamandır tanıyorsunuz anlamında bir cümle. For'ları vermiyor şey olmasın diye. How long'u direkt bulmayın diye. Ama tabii ki de anlamdan çıkarabilirsiniz. Burası da how long have you known each other? Ne kadar zamandır birbirinizi tanıyorsunuz. Alttaki cümleye de bakalım tabii ki yine. When did you first meet each other? Birbirinizle ilk ne zaman tanıştınız diye bir soru. Bu olsaydı mesela 2 years ago, 2 yıl önce veya işte in 2018 gibi cevaplar verirdim. Ama burada a long time ago demiş. Ago demiş, çok özür dilerim. A long time demiş. Yani uzun zamandır. Şimdi peki burada ne yapıyormuşuz? Read the situations and complete the sentences. Durumları okuyun ve cümleleri tamamlayın demiş. It's raining, yağmur yağıyor. Dikkat edin. Şu anda olan bir şeyden bahsederken ve ne kadar zamandır olduğunu söylemiyorsak, sadece şu an olmasından bahsediyorsak present continuous, yani emzar verb ayıncı. It's raining. Burada ise it's been raining since lunchtime. Ne kadar zamandır yağdığını söylemek istiyorsam yağmurun, o zaman perfect continuous kullanıyorum. Yani öğle yemeği saatinden beri, zamandan beri yağmur yağıyor. Burada nasıl bir cümle yapacakmışız? It started raining at lunchtime. At'ten bahsediyor. Yani D'da demek burada.
öğle yemeği zamanında diye bir cümle vermiş burada, bir kelime vermiş, ifade vermiş. O yüzden öğle yemeği zamanında geçmişten bir tarih zaman verdiği için it started raining diye başlıyorum. Yani yağmur yağmaya başladı. Geçmişten bir tarih zaman veriyorsanız o zaman simple past tense yapıyoruz it started diye. Bu kısımda biraz zorlanabilirsiniz demiştim. Çünkü olayı kavrayıp ona göre o tense bir cümle kurmanız gerekecek. Hani fiilleri falan da vermiyor. Ama yine de korkmayın. Bir şekilde yapmaya çalışın. Belki doğru çıkar. Şu an çıkmasa ileride pratik yaptıkça doğrularını bulabilirsiniz. Şimdi biz ikinci cümleyle devam edelim. Anne and Jess are friends demiş. Arkadaşmışlar Anne ve Jess. They first met years ago. İlk önce, ilk yıllar önce tanıştılar. Years ago, yıllar önce. Simple past tense cümle. They have veya they've known each other for years. Yıllardır birbirlerini tanıyorlar. For'u da kendimiz ekliyoruz. They have ile başladıysa zaten perfect tense demektir. Perfect continuous yapamıyorum. No fiili stative verb olduğu için they have known each other for years. Yıllardır birbirlerini tanıyorlar anlamında bir cümle. Şimdi biz yapalım. Mark is unwell. Well iyi demek. Unwell ise iyi değil anlamında. Mark is unwell. İyi değil, kötü. He became ill on Sunday. Pazar günü hastalandı, hasta oldu. Become olmak demek, ikinci hali became. He has blah blah Sunday. Şimdi nasıl bir cümle yaparsınız burada? Türkçe olarak da düşünebilirsiniz. İlk aklıma gelen benim şu, Sunday'den beri, yani pazardan beri hasta şeklinde bir cümle yapabilirim. Nasıl yaparım? He has been ill şeklinde yaparım. Since Sunday. Bu da aslında biraz bilmeniz gereken bir konu ama 11. ünitede bunu çok detaylı anlattım yine. Neden he has been, being diye kullanmıyorum da he has been diye kullanıyorum. Be fiilini, tek başına be fiilini kullanıyorsak eğer, bunun ne kadar sürede olduğunu söylüyorsak perfect continuous kullanmayız, perfect simple kullanırız. Bu da o üniteden kalma bir detay aslında. Ama kısaca söylemiş olayım, be fiili için, yani imizar için perfect simple kullanıyoruz. He has been ill since Sunday. Sunday zaten vermişti, pazardan beri hasta. Sonrasında Sarah is married, evli, şu andan bahsediyor. She's been married for a year. Ne kadar zamandır olduğunu söylüyorsam dikkat edin. Yine be fiil emizar yapısı, evli derken is kullanıyorum. Ne kadar zamandır evli olduğunu söylemek istiyorsam eğer perfect simple kullanıyorum. Yani she has been. Have has verb three. She has been married for a year. Bir yıldır evli. She got demiş. Yani she got married diyeceğiz. Evlendi anlamında. Mesela ne zaman diyelim? Orada burada başka bir şey vermiş mi? Ha, for a year demiş. She got married last year diyebiliriz mesela. Geçen yıl evlendi. Veya a year ago diyebiliriz. Bir yıl önce evlendi. İkisi de olur. Last year or a year ago. 5'te you have a headache. Baş ağrım var. It started when you woke up. Başladı. Ne zaman başladı? When you woke up, uyandığında başladı. I have blah blah I woke up demiş. Şimdi I woke up diyorsa eğer uyandığımdan beri diyeceğiz. Kesinlikle since'li bir cümle. Ve uyandığımdan beri baş ağrım var diyeceğiz. Şimdi dikkat edin, baş ağrısı olması have a headache diye kullanılıyor. Yani buradaki fiilimiz have. Ama bu perfect tense'in have'i değil, dikkat edin, ana fiil. Perfect tense'in have'ini zaten kendisi vermiş. Ben bu have'i had yapmam lazım. Üçüncü halini alıyoruz ya. I have had a headache. Since I woke up diye yapıyorum cümleyi. Normalde have a headache, baş ağrım var. Ama I have had a headache, şu kadar zamandır var derken perfect simple kullanacağım. I have had a headache since I woke up şeklinde yaptım. Umarım anlaşılabiliyordur veya umarım en güzeli siz kendiniz yapabiliyorsunuzdur. 6'da Sue is a meeting at work. Is in a meeting at work. Yani işte toplantıda. It's been going on since 9 o'clock. Go on devam etmek demek. Saat 9'dan beri devam ediyormuş toplantı. The meeting blah blah at 9 o'clock. Toplantı saat 9'da başladı diyebilirim mesela. Başladı diye kullanacağım. O yüzden start diye kullanıyorum. Geçmiş zamanda. Started. The meeting started. Bakayım başka bir şey var mı? So is the meeting. It's been going on. 9'dan beri devam ediyor. Yani 9'da başladı diyebiliriz. At burada D dakik atıyor. 7'de you are working in a hotel. Bir otelde çalışıyorsun. You started working there 6 months ago. You started working, çalışmaya başladın. Orada çalışmaya başladın. There orada demek. 6 ay önce çalışmaya başladın. Demek ki 6 aydır çalışıyorsunuzdur. I have been diye yaparız. I have been working in a hotel for 6 months diye yapabilirim.
Ne zaman başladığımı söylemiyorum. Yani 6 months ago'nun ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bugüne göre düşünürsen bundan 6 ay öncesini düşünebilirsiniz. Mesela öyle de yapabiliriz. Ekim'deyiz. Tabii siz videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama since April diye de yapabilirim. For 6 months or since April. 8'de Kate is learning Japanese. She's been doing this for a long time. Japonca öğreniyormuş Kate. She's been doing this. Bunu yapıyor. Yani Japonca öğreniyor anlamında. Uzun zamandır Japonca öğreniyor. Started diye yapmış. Öğrenmeye başladı diyeceğiz. Kate started learning Japanese. Uzun süre önce diyebiliriz. Dikkat edin. For a long time uzun zamandır. A long time ago ise uzun zaman önce demek. Önce ile kullanıyorsam simple past tense'te kullanıyorum. Dikkat edin ve bunu sorusunda genelde when'le soruyorum. Genelde değil, her zaman when'le soruyorum. Ve sonuncusu, complete these sentences. Beğenin cümleleri tamamlayın demiş. Do you often go on holiday? Sıklıkla tatile gider misin? No, hayır. Cümle burada bitiyor. Dikkat edin. I haven't had a holiday for 5 years. 5 yıldır tatil yapmadım. Diğerlerine ne demiş? Have you seen Lisa recently? Son zamanlarda Lisa'yı gördün mü? About a month demiş. For about a month diye kullanabiliriz. Yani Lisa'yı yaklaşık bir aydır görmedim. I haven't. Yine olumsuz cümle. I haven't seen Lisa for about a month. Bir aydır görmedim. Yaklaşık bir aydır görmedim. Do you still go swimming regularly? Regularly düzenli demek. Bu hani irregular verbs diyoruz ya, düzensiz fiiller. Regular düzenli. Regularly ise düzenli bir şekilde demek aslında. Ama biz o bir şekildesini Türkçe'de çok kullanmıyoruz. Sadece düzenli diyebiliyoruz. Do you still go swimming regularly? Düzenli şekilde hala yüzmeye gidiyor musun? No. Demiş. A long time demiş. I haven't diye kullanabiliriz. I haven't gone swimming for a long time. For a long time. Uzun süredir yüzmeye gitmedim. Do you still ride a bike these days? Bugünlerde hala bisiklet kullanıyor musun? Hayır, yıllardır kullanmadım diyeceğiz. I haven't ridden diye kullanıyoruz. Ride, rode, ridden. I haven't ridden a bike for ages. Yıllardır bisiklet kullanmadım, bisiklete binmedim. Şimdi tekrar yazacakmışız beğenin cümlelerini, cevaplarını. This time use it since diye kullanmış. Şu zamandan beri görmedim, şu zamandan beri bisiklet kullanmadım, şu zamandan beri yüzmeye gitmedim gibi cümleler kullanacağız. İlki için demiş ki, şunu bir kapatalım. I haven't had a holiday for 5 years demiş. Aynı anlamda farklı yapıda bir cümle ise it's 5 years, 5 yıl oldu, 5 yıl geçti. Since I last had a holiday. En son tatil yaptığından beri 5 yıl geçti. Aynı kapıya çıkıyor, farklı yapılar. Dikkat edin, since'ten sonra simple past tense bir cümle kullanacağım. Bu arada bunu it's diye de yapabilirim, it's been diye de yapabilirim. Yani it has been diye de yapabilirim. Bunlar hep it's diye vermiş. Biz de öyle devam edebiliriz. Ne demişti? I haven't seen Lisa for about a month demiş. Bir aydır görmedim. It's a month, bir ay oldu anlamında. Pardon, it's a month since I, en son gördüğümden beri diyeceğiz. I last son demek. I last saw Jane. Jane'den mi bahsediyorduk? Lisa'ymış, pardon. Since I saw Lisa şeklinde. 3'te do you still go swimming regularly demişti. I haven't gone swimming for a long time. No demiş. It's a long time diye kullanabilirim. Hep şeylere bakıyorum. Dikkat edin. Mesela 5 years demişti başta. It's 5 years dedim. About a month demişti. It's a month ve about a month da diyebilirim. Fark etmez. Şimdi it's a long time diye kullanacağım. No, it is diye kullanayım isterseniz. It is a long time. Şimdi since diyeceğim. Since I went swimming. Bu şekilde yapıyorum cümleleri. Diğerinde, sonuncusunda, do you still ride a bike these days? No, I haven't ridden a bike for ages. No diyeceğiz tabii ki. No. It has been diyeyim isterseniz bu defa. It has been ages since I last rode a bike. Yazamadık bir türlü bunu. Rode a bike şeklinde. Bunların hepsine last da koyabilirsiniz tabii ki. It's a long time since I last went swimming diye de yapabilirsiniz. Bu kadardır. Bu kadar mıdır? Evet, bu kadardır. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım kendiniz yapabilecek düzeye gelmişsinizdir. Gerekirse şöyle yapın. Benle birlikte çalışın.
Bir iki hafta sonra mesela silin cevaplarınızı, kendiniz yapmaya çalışın. Yani bir unutun. Ondan sonrasında bakalım kendiniz yapabiliyor musunuz? Ne kadar unutmuşsunuz? Yani cevaplarını unutun. Konuyu unutup unutmadığınızı görmek için kendiniz tekrar çözmeye çalışın. Tabii ki internetten başka egzersizler de çözseniz çok iyi olur. For and since yazarsanız, when and how long yazarsanız karşınıza bir sürü egzersiz çıkıyor zaten. Bir sonraki derste çok önemli, çok çok önemli hatta, present perfect ile past simple'ı karşılaştıracağız. Bu birinci ünitesi olacak. I have done ve I did kısmını karşılaştıracağız. Ne zaman perfect tense, ne zaman past simple kullanıyoruz, buna bakacağız. Hatta bunun için bir ünite daha var, ikisi de var. Ona da tabii ki bakacağız. Şimdilik bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.